Apple simülasyonumuza hoş geldiniz. Yine geldik. Bu sefer inşallah bu kartım çalışacak. Bu bir sıra mı? Bana telefon şu an kalmadı bile zaten. Yeter artık, yeter. Yeter. Yardım et. Yardım. Adam şey getiriyor. Aldığım kanıtlayacak bir şey. Teşekkür ederim. Thank you so much. Neden diyor buna? Fişimi getirdim. Anam, yeni telefonum var. Anam. Şimdi kızların yanına gidiyorum. Kızlar, koluma bakın. Koluma bakın. Neden sevinmediniz? Koluma bakın deyince dedim, koluna ne oldu acaba? Hello, welcome. Welcome arkadaşlar. Şimdi telefonumu açacağız. Açmadım daha da. Şimdi şunu kurayım mı? Ana, bu telefonu yarın vereceğim ve bununla aramda çok büyük bir bağ var. Bunu Amerika'dan almıştım. Arkadan kart bilgilerime sakın bakmayın. Bütün paramı harcadım bugün. Arkadaşlar, beynim olmadığı için kaydet tuşuna basmamışım. O yüzden tekrar açıyorum sizin için. Kendini açıları. Ama güzelmiş. Güzelmiş ya, hoşuma gitti. Ha, kablosu çıktı. Zıkkımları çıktı. Hii, bakın. Polifonum. Ana, yeni polifonum. Alo, ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun? Klip çekiyorum. Klip çekiyorum. Söyle. Söyle, dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Kime? Sana. Hii. Açılıyor. Şimdi ben niye yeni telefon aldım onu söyleyeyim size bir de. Benim kameram bozulmuştu, tamam mı? Diğer kameramın konserde lazerle çizildi kamera. Kenan Doğulu konserinde. Sonra ben telefonumu yaptırmaya Apple'a götürdüm. Apple bana dedi ki biz senin bilgilerini almamız gerektiği için bu işlem adına yapamıyoruz onu dedi. Alamıyoruz senin telefonunu çünkü pasaportunu işlettin mi işletmedin mi onu bilmediğimiz için dedi. Şeylerine beni bir yanlış çalıştıkları bir yer var. Oraya yönlendiler. Oraya gittim. Sonra bana dediler ki senin aldığın, Kaliforniya'dan aldığın telefon Türkiye ile uyumlu değil. O yüzden kameranı değiştiremeyiz dediler. Yani benim bunu yan sanayide değiştirmem lazım. Ama ben telefonu yurt dışından aldığım için hem işlem yaptıramıyorum hem de 3 yıl boyunca telefonumu satamıyorum. O yüzden buraya gelip telefonumu onlara verip yeni telefon almam gerekiyordu. O yüzden telefonum da gelmişken burada yeniledim. Şundan aldım. Ama bunun içerisinde kişniş varmış. Mısır koydurmadım. Tüno tüno ya da güno güno ya da bunu paylaştığım zaman tüno tüno. Sabah ne oldu biliyor musun? Benim hattım bozuldu. Onu yaptırmaya gittim. Hattımı hallettim derken burada yeni telefonuma geçtim. Görmek ister misiniz? Gözüm gibi sakınıyorum çünkü hala kılıfı vesaire hiçbir şey yok. Bugün neye gideceğiz biliyor musunuz? Harry Potter'ın tiyatrosuna. O kadar heyecanlıyım ki bayağı bildiğiniz büyü falan yapıyorlarmış. Sahnede yapılması imkansız olan şeyler yapıyorlar. Bize zaten çeker gösteririm eğer izin verirlerse ama izin vermezlerse kameramı almaya kalkarlarsa da YouTube'dan çalar yine koyarım. Size bir şekilde onu gösteririm. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü daha sabah kahvaltımıza duruyoruz. Buradan bowl'lardan aldık bunlar. Anam! Geçemiyorum. Bu bowl'lardan aldık bunlar ünlü. Hatta Emma'nın... Anam eziliyorum arkadaşlar. Son videom hoşçakalın. Emma'nın hatta burayla bir anlaşması vardı. Ondan alacaktım da falafelliymiş. Falafel yiyemem çünkü şimdi topluluk arasına gideceğim. Falafel gaz yapan bir şey. Ne umut var içinde. Neyse şimdi şunları yiyip tiyatroya gideceğiz. Bakın küçük dişiyle yapmış. Küçük dişinle ne yaptın? Tadım testi. Hmm. Ben bu bazlarına sosa bayılıyorum. Ben de. Sirke seviyorsun ya ondan. Hmm. Çok iyi. Grind parçaları. Şöyle bir içecek aldım. Şekersizmiş. Yani şekersiz derken bu kadar da şekersiz beklemiyordum. Hiç şeker yok. Boşluk. Meyveli su gibi değil mi? Meyve de yok. Hayatımda hiç bu kadar boş bir şey içmemiştim. Eda bak korkutuyorsun. Su iç, su iç. Bir şey iç. Bir daha beni güldürmeyin. Burada şakayı bir tek ben yaparım. Kendi şakana gülüyordun. Size yemin ederim en az 10 tane pirinç kaçtı. Arkadaşlar ben ölebilirim hala. Ölüm tehlikem devam ediyor. O yüzden söyleyeceğiniz bir şey varsa şimdi söyleyin. Şimdi göstereyim. Ay, ayağım acıdı. Nasıl ses çıkardı? Ak, ayağım acıdı. Ak. Şimdi burada her gün sinir olduğu ağlar var ya. Gerçekten de sinir bozucu bir ayakkabı. Ayağım acıdı. Ayağım. Dün ayağımı vurdu. Şey bir tane ayakkabı giymiştim. Kendime çok havalı sandığım için güzel bir ayakkabı giymiştim. Sonra ayağımın bir vurdu. Bir de şimdi tırnakla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İnsanların hassas noktaları da. Ayak tırnağımı kesmemişim. Tamam ben ayak tırnağımı uzatmayı seviyorum. Sonra ayak tırnağım kendi ayağımı kesti. O yüzden böyle ayağıma rahat bir şey alacağım. Az daha bir şey yapacaktım. Bazen kendime hiç sahip çıkamıyorum.
ucuz ya. Ben bunu iğrenç buluyordum önceden. 36. 36 kırmızı o jeli. Haberiniz olsun. Bu çok iyi. O kadar rahat ki. Ayağımda hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum bakın. İnanamıyorum arkadaşlar. Ucuz bilet almışız. Ucuz. Göremeyeceğim. Büyüleri nereden izleyeceğiz? Değil, oynamıyor ki. Spoiler alır. Kasmış bu, amma da kasmışlar. Bir çekmeye izin vermiyorlar, tamam mı? Arada böyle elimizi ağzımıza götürdüğümüz zaman bile telefona çıksanıp böyle hemen ışık tutuyorlar, gelip uyarıyorlar. Yani çok aşağılayıcı bir şey olduğu için telefonu çıkartamıyorum. İnternetten çalar koyarım ben. Hayatımda böyle bir şey izlemedim. Filmdekinden daha iyi büyü sahneleri vardı burada. Aynı şeydi. Gerçek büyülerimizin kafamıza biz aynı kişiyiz. O koyduğumuzda iksir içtiler, tamam mı? Sonra arkasından normalde insan çıkması lazım. Yemin ederim görmedim nereye gittiklerini. Ay bunu bunu niye? Hani pelerin gibi bir şeyleri var ya, ben başta onun altında saklanıyorlar zaten. Baktım koşuyor pırpır pır, altında bir olması imkansız. Evet, çünkü arkasında ışık vardı. Evet. Millet mısır yiyor ya çatır çutur. Hiç de mısır sevmem ama o kadar güzel koktu ki. Çünkü tereyağını basıyorlar. Hayır, niye biliyor musun? Çünkü dolarla sattıkları için bu kadar canım çekiyor. Güno güno. Dün boğazıma bir şey kaçtı ya. Size bir hayat dersi vermeye geldim. Dün boğazıma bir şey kaçtı, tamam mı? Ve ben boğazına bir şey kaçıp, yani vefat eden insanlar bana çok trajik geliyor. Ben inanmıyordum açıkçası. Hani böyle rol yapıyor gibi bir havası var, tamam mı? Boğazına bir şey kaçan insanlar öyle deli gibi öksürüyorlar falan. Bir tane düzgün öksür, her şey çıksın, tamam mı? Dün pirinç taneleri boğazıma kaçınca öyle bir öksürdüm ki size yemin ederim boğazım çok acıyor. Ben pastilden nefret ederim çünkü pastil yiyip kahvaltı yapmaya gideceğiz de. Beni pastil yerken görün istedim. Paslanmış mı diye bakıyorum. Bir de portakallı hiç sevmem. Buket saçını nasıl yaptıysa evde yangın alarmı. Korkuyorum. Ondan mı çıktı? Hayır, onu bıraktım, şundan çıktı. İşte tamam, büyük ihtimal oradan tam alt. Tam alt nasıl yaptı? Saçının buharı gitti oraya. Ana bak, el ele boyama yapıyor. Tuna tuna. Bakın ben artık New Yorker oldum ya. Şemsiyeme bakın. Elime buradan bir tane şemsiye almıştım. Yağmur yağdı. Şey yine bugün de yağmur yağıyor. Bir şey değil mi? Buranın hava durumuna falan asla güven olmaz. Bak diyor ki mesela bir gün hava buz gibi. Dışarıya çıkıyoruz, hava 35-47 Suudi Arabistan sıcaklığında. Sonra bazen diyor ki hava 19 derece. Eteklerinizi giyip istediğinizi yapabilirsiniz diyor. Yani ana. Ama sonra bir dışarıya çıkıyorum ki hava buz gibi. O yüzden buranın hava durumuna falan hiç güvenmiyorum. Anam buradan nasıl geçeyim ya? Geçiliyormuş. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz, tamam mı? Bir yere, bu böyle çok Amerikan tarzı bir yer. Böyle şey gitmiş. Ben de her gittiğim yerde kızın deli fanı gibi, pis stalker gibi aynı. Emma Chamberlain'in gittiği şey, tamam mı? Emma Chamberlain'in New York'tayken gittiği bir diner gibi bir yer. Yani ay siz de çekin azıcık kız, hep ben çekiyorum. Hep yol veren benim gerizekalı gibi. Ay yol verin ya, yol verin. Neyse, ben kenardan giderim. Yol sizin olsun. Ben Pınar'dan içerim. Su sizin olsun. Eğer gelemezseniz sağlık olsun. Burası balık kokuyor. Haberiniz olsun. Siparişlerimizi verdik, tamam. Bunların bir tane şeyi var ya, tavuklu böyle üzerine bal mı döktükleri? Ballı waffle böyle. Tavuk öyle. Neyse, buraya resimli koyalım. Biz onu deneyeceğiz. Yanında kahve söylemeye çalışıyoruz, tamam mı? Zaten yüz asitleri yokmuş. Ben dedim ki ice latte alacağım badem sütüyle. Adama iki kere falan bunu söyledim. Adam her seferinde diyor ki normal sütle mi? Hayır diyorum, badem sütüyle. Herhalde dedim ben bademi yanlış telaffuz ediyorum. Sonra Buket sipariş vermeye başladı. Siparişini verdi, kahvesini söyleyecek, tamam mı? Aynı şekilde o da badem sütüyle kahve söyledi. Söyledi. Adam dedi ki normal sütle. O aksan algılayan. Olabilir. Şey gibi, bizim lokantalara benziyor. Aynen. Güneş alan bir yere geçtik. Manzaramız şu an değişti. Bakın. Birebir Emma'nın söylediği kahveden söyledim, tamam mı? %100 badem sütlü ice latte söylemiştir. Niye ayran gibi köpürmüş bu? Ben bu süreti tanımıyorum.
sanıyorum. Bak hayır şeyi anlamaya çalışıyorum. İlk yudum aldığına çok güzel geldi ama sonra çok su tadı geldi. Ki kahvenin rengi koyu duruyor. Bunu bayağı bildiğiniz Nescafe ile yapmışlar. Makineyle yapıyorlar. Nescafe, bol sulu bir Nescafe. Evet. Hiçbir aradı. Yani bence değişti herhalde kahve. Hep bayağı toz kondurabilirim. Abi niye Nescafe ile yaptınız ya? Bir yılda işler ne kadar kötü gitmiş olabilir şimdi. Böyle waffle, üzerinde çiçekler var, üzerine kreması var. Ve burada da tavuklar var. Bu yani bu Amerikalıların niye obezo... Bak obeziteyle ilgili problemleri olduğu çok bariz. Bu iki ayrı yemek kocaman. Bakın şuna bak, elim bu kadar. Şuna bakın, bu bir insanla değil, şu üç aileyi doyurur ya. Böyle bir şey. Bay, ah! Kötü değil. Bak ifadeleri çok karışık sinyaller veriyor. Sevdim. Sevdin değil mi? Sevdim. Hı-hı. Üşendiriyor. Ben normalde bir de sevmem. Böyle kızartılmış tavuktan hiç hoşlanmam. Tavukla krem şart ne kadar güzel oluyormuş ya. Ben bunları 2 litre suyla yapıyorum. Normal o değil mi? Az suyla mı yapılması lazım? Böyle çok az suyla yapıyorum. Bu arada adam geldi ve şey yaptı. Siz hesabınızı burada ödeyeceğiniz dedi. Yani bize kısacası dedi ki. Bize kısacası fuck off dedi abi. Kocaman bir şekerciye geldik. Şuna bakın, her yer şekerleme. Geçen evde ekşi bir şeker denemiştik, gösterdim hatırlamıyorum. Onu buradan almıştık. Tarihi geçmiş bu arada. Biz hala yiyoruz, geçtiğini öğrendikten sonra da yemeye devam ettik. Bundan şunun çirkinliğine bak. İğrenç bak. Bu gerçekten bunu yemem. Ama mesela ne kadar yerim? $100 verseler yerim ha. Hani çirkin dedim de. İşte denediklerimiz bunlardan da aşırı kötü, aşırı ekşi. Hayatımda gerçekten bu kadar ekşi bir şey yemedim. Alsam mı acaba tekrar, bağımlılık yaptı. Butterbeer bar mı? Bu Butterbeer'li çikolatası şey yapmıştık ya. Bunun barı varmış, böyle satıyorlarmış. Ama hiçbir şeyin üzerinde fiyatı yazmıyor ya, beni deli ediyor. Ana! Asa şeklinde. Asa çikolata. Böyle bunlar var ya, şekli mekli güzel oluyor da. Gramaj o kadar düşük ki. 42 gram çikolata. Bir kare ülke çikolata bile etmiyor. Arkadaşlar şimdi taksiye bindik, tamam mı? Çok yağmur yağdığı için eve geçmeye karar verdik. Zaten kütüphane de 4'te mi ne? 6'da mı ne kapanıyormuş? 5 ya. 5. Sonra taksiye bindik, tamam mı? Kızlar bindiler arkaya. Arkada yer kalmadığı için iki kişilik eşi arka taraf. Ben de öne oturdum. Tamam, sonra adam da bir şaşırdı yani. Öne oturmamı beklemiyormuş gibi davrandı. 3 kişiyiz. Arka 2 kişilik, biri zaten öne oturacak. Neyse sonra az önce arkamı bir döndüm. Femin sesi böyle bir dalgalanıyor. Hani çok uzaktan geliyor. Sonra arkamı bir döndüm. Allah Allah, Fem yok. Ya da dedim buketle birbirlerini sıkıştırdılar. Birbirlerinin dibindeler mi? Niye bu kadar yakınlar diye düşünüyorum. Bir baktım şurası boş. Buket şurada, Fem arkada. Koltuk 25 kişilikmiş ya. Adam tabii şaşırır yanına oturmama. Karısı gibi adamın yanına oturdum. Şimdi Buket'in bize insanların donlarını kaynattığı çaydanlıkta çay yaptı. Afiyet olsun. Dün size göstermedim ama Helal Guys diye bir yer var, oradan bir şeyler söyledik, tamam mı? O kadar acıydı ki bak, yiyemedim ben. Acıyı normalde dedemin üstüne döker, dedemi yerim bak. O kadar acı yerim ama yani yiyemedim. O kadar acıydı ki bıraktım, bugün tekrar söyledik. Femin başına çok komik şeyler. Yemek sipariş verdi, yemeğe gelmedi. Sonra başkasının yemeğini aldık yanlışlıkla. Sonra adam geldi onun yemeğini Fem'den alıp ve hiçbir yemek vermedi. Şimdi yemek yiyeceğiz ama ilk önce çay içeceğiz çünkü götümüz dondu hepimizin. Bu çay bedava mıydı? Hayır, $7. Belki daha çok dolar. Sanırım bana bedava şu an. Evet. Biz şimdi şey aldık ya, telefonları aldık ya, bunları takas yaptığımız için Türkiye'deki sisteme girmek için bize bir kağıtta numaralar veriyorlar. O da bir fişte. Az önce Fem'e bir mesaj geldi, sakın fişi kaybetme diye. Hayır, mesaj gelmeden önce ben bu fişi ne yaptım dedim, sonra mesaj geldi. Trade'in fişini sakın kaybetme. Ve ortada şu an fiş yok, neyse. Bakın çöpler bunlar bu arada. Yemekten sonra bunlar bir güzelce kaçacak. Aha, dün yiyemediğim Helal Guys. Haram oldu ha, haram guys. İçine bir şey dökülmemişim, sen daha Helal Guys poşetine gelmedin herhalde. Pandora mı? O benim çantamdan çıkmış olabilir. Ben Türkiye'den de çöp getirmişim. Burada hiç öyleler yetmez. O zaman benim de bana kalıyor. Hepimizin çöpü ayrı bir poşet mi oldu? Ev çok büyük ya, bir de çöp poşetlerini ayıralım, ne dersin? Biraz hani dikkatsiniz ya. Hadi Zafer naralar atmak için eğilir.
Arkadaşlar bugün sanırım helal kayıt. Helal kayıt gerçekten helal. Vallahi gerçekten çıktı. Ben çok da onu yemeklemiştim. Soğan yemeyen adam. Adam mıdır lan? Şu var ya arkadaşlar, şu beni dün mahvetti. Bu bak annem şu an evde ağlıyorsa sebebi şu iki sos. Annem içinde niye böcek var? Şaka. Ben ne yiyorsam? Sushi yiyeceğim. Burada sushi güzel midir ya? Çin mahallesindeyiz ama doğru. Sushi Çin mi Japon mu diyeceğim. Ya yine acı koymak istiyor canım, biliyor musun? Azıcık koy. Azıcık koyayım değil mi? Çok acıktım. Sen niye bekledin şimdi? Ben aç hissetmiyorum. Ayak uydurmak için yiyeceğim. Tamam yeme. Yiyeceğim. Can boğazdan gelir. Arkadaşlar bu çorba oldu. Ben size göstereceğim. Hayatımda yediğim bir şeye bakın. Pastama bakın. Ana! Bana doğum günümde sucuk almışlar. Bana doğum günümde sucuk almışlar. Sucuk almışlar. Ya şu turuncu pilav var ya, bana çok farklı şeyler anımsatıyor. Size bir tadım testi yapayım da. Biraz daha acı ekleyebilirim. Şimdi oldu. Şöyle ekmeği de geliyor. Arkadaşlar biz sitenle aldık. Şu sese bak. Gecemize bir şey, canımız mı sıkılıyor? Bunu doldurup bunu içiyoruz. O kadar mutluyuz ki. Bildiğin dümdüz bir su kabı aslında. O kadar çok içiyoruz ki sabah. Anam külle gibi uyanıyorum. Hiç iç açıcı. Hiç iç açıcı da görünmüyor. Canlı'da yeni bir olay var. Nevrigül. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bozuk şeker yediğim için biraz asabım bozuldu. Elimde de yağ kaldı. Pislik içindeyiz. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimsenin yakınından geçmek istemiyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu ekşi bir şeker. Dilim günlerdir yara ya. Yara şunu yedim diye. Bu arada tarihi geçmişmiş bunun. Bugün yenisini aldım şeyden. Evde annemlere denettireceğim bu şifalı kaplıcalardan gelen şekermiş diye. Ben diyorum niye bir anda sustum?